Evdeki eşyaların neredeyse yarısını eledim. Çok daha küçük bir eve taşındım. Artık eskisi kadar alışveriş de yapmıyorum. Peki bunlara rağmen neden asla ev işlerimi bitiremiyorum ve neden kendime yeterince vakit ayıramıyorum diyen sevgili takipçilerim. Bütün bu soruların cevabını daha iyi anlayabilmek için sizleri çocukluğuma götürmek istiyorum. Şimdi benim çocukluğum küçük bir ilçede geçti ve böyle az çok tahmin edeceğiniz üzere kızlar için en birinci marifet sayılan şey de ev işleriyle olan ilişkiydi. İşte ne kadar temizlik yapmayı biliyorsan, çamaşır bulaşık yıkayabiliyorsan, evde bulaşık makinesi olmasına rağmen bulaşık makinesi böyle yepyeni, daha üstünün paketleri bile açılmamış şekilde duruyorken sen bulaşıkları elinde yıkıyorsan ya da işte ne bileyim elektrik süpürgesi varken sen yerleri gırgırla böyle gırgırlıyorsan, en ince dişli böyle fırçayla, halı fırçalarıyla fırçalayıp fırçalayıp böyle saçları ayıklıyorsan falan, senden iyisi ve kıymetlisi yoktu. Hele ki bir de yemek yapmayı falan biliyorsan artık zaten hani o noktada böyle nirvana'ya ulaşmışsın anlamına geliyordu. Senin ne istediğin, ne beklediğin bir hobinin olabilme ihtimali bile o kadar zayıf, o kadar küçük ihtimallerdi ki. Çünkü senin varoluşunun en birinci görevi evdeki, ailedeki erkekleri mutlu etmekti. Evde sürekli pire gibi dört dönmek, bir eksik kusur aramak ve onları düzeltmek zorundaydın. Ya da işte birinin karnı mı acıktı, biri çay mı istedi, su mu istedi, sürekli bu konuda algıların böyle adeta bir anten gibi açık olmalıydı. Ve yorulmak zorundaydın. İşin garip tarafı, bunlar sanki birer çipmiş, sen de birer makineymişsin gibi fabrika ayarlarında default olarak yüklü gelmesi bekleniyordu. Ve bütün bunlar sende olmadığında ya da işte bir şekilde karşı çıktığında, kabullenmediğinde ise duygusal istismar olduğunu yeni farkına vardığım birçok şeyle karşılaşıyordum. İşte falancanın kızı çok güzel yemek yapıyormuş. O kadar güzel yemek yapıyormuş ki artık annesinin mutfağa girmesine bile gerek kalmıyormuş. Ya da işte ne bileyim filancanın kızı çok temizmiş. O kadar temizmiş ki çamaşırları makineye atmadan önce şöyle elinde bir kere çitiliyormuş, ondan sonra makineye atıyormuş. Şimdi bana birisi şu yaşımda gelse bunu söylese bana ne der geçerim. Ama o yaşta bir kız çocuğu olarak bütün bunlara maruz kaldığın zaman şey gibi hissediyorsun. Evet, ben bu kalıplara uymazsam, varoluşsal olarak benden beklenen şeyleri kabul etmezsem bütün toplum, etrafındaki herkes beni değersiz, önemsiz bir bok gibi hissettiriyor diye düşünüyorsun. Dolayısıyla da senden beklenen şeyleri her ne kadar kabullenmesen de bir şekilde yerine getirmeye başlıyorsun. Tabii ben bu arada küçük bir yerde büyüdüğümden bahsettim ama büyük yerlerde de ya da böyle okumuş çok iyi noktalara gelmiş olarak gördüğümüz insanların da algılarının çok farklı olmadığını düşünüyorum. Tamam, belki bu derece yoğun değildir ama kadınlardan ve kız çocuklarından beklentinin çok farklı olmadığını düşünüyorum. Şöyle bir örnek vereceğim. Yine ben çocukken annem beni bir kere doktora götürmüştü. Ve doktor da böyle çok küçüklüğümden beri beni tanıyan bir doktordu. Büyüdüğümü fark edince doktor şöyle demişti anneme dönüp. Kızın da ne kadar büyümüş, ev işlerinde sana bir faydası dokunuyor mu, işe yarıyor mu gibi böyle cümleler kurmuştum. Düşünsenize, o zaman ben yine her zamanki saflığımla şöyle düşünmüştüm. Ya dedim ki koskoca doktor bu cümleleri kuruyorsa demek ki dedim benim işe yaramam lazım. Benim bir fayda sağlamam lazım. Yani önüme konan yemeği, ailemin bana sağlamış olduğu imkanları hak etmem lazım. Çünkü öyle ya, benim varoluş amacım zaten bu. Varoluş amacım evde bir işe yaramak. Ve bütün bunları düşünürken de evde iki öğün yemek hazırlıyor olmam, işte temizliği benim yapıyor olmam, çamaşır bulaşık yıkıyor olmam falan hiç önemli şeyler değil. Sanki ben bunları yapmıyorum da daha fazla ne yapabilirim de daha fazla işe yarayabilirim diye düşünüyordum. Ama açıkçası o zamanlar bile içime sinmiyordu bu durum. Beni böyle içten içe yiyip kemirmeye, böyle beni rahatsız etmeye devam ediyordu. Çünkü her ne kadar aksini görmemiş de olsam, bütün bu işlerin kadınlara ya da kız çocuklarına böyle yapıştırılması beni rahatsız ediyordu. Aksini o kadar görmedim ki bu arada 30 yıldır annemin bir kere bile ben bugün yorgunum, ben bugün hastayım, ben bugün işte çok yoğun bir gün geçirdim veya da ya ben bugün canım yemek yapmak istemiyor, yemek yapmayacağım dediğini asla ve asla duymadım. Ama buna rağmen Doğan Cüceloğlu'nun bir kitabında okumuştum. Konuyu şimdi hatırlamıyorum ama ona şey diye soruyorlar. Ya hocam diyorlar, biz bir şeyin bizim için doğru olduğunu nereden bileceğiz? O da diyor ki sen bilmesen bile için onu bilir. Demek ki diyorum benim içimde bunun doğru olmadığını o zamanlar bile bir şekilde biliyordu ve hissediyordu. Bütün bunları hissediyor olsam da sesimi çıkaramıyordum. Çünkü yaptığın banaysa öğrendiğin kendineydi. Ve çocukluğumuzdan beri bunları duya duya o kadar çok içselleştirdik ve toplum bizi hizmetçiliğe öyle bir alıştırdı ki içimizde bir yerlerde bunun doğru olmadığını bilsek de karşı çıkmak şöyle dursun, hep kendimizi yetersiz hissettik. İşte bir ölüm olabilirdi, bir şey olabilirdi. Aniden bir misafir gelip evimizin en ücra köşelerinde toz kontrolü yapıp ay bu kız da ne kadar pismiş, bu kadın da ne kadar pasaklı diye arkamızdan konuşabilirdi. Düşünsenize birisi şu an benim evime gelip bu kızın da evi ne kadar tozlu dese ne yaparım? Yani şu anda umursamıyorum belki ama o zaman tabii ki bu benim için dünyanın en kötü şeyi falandı. Bu arada bahsettiğim de hani bir ücret karşılığında bir meslek olarak icra edilen hizmetçilik değil. Belirsiz süreli ve parasız hizmetçilik. Hatta gelin biz buna kölelik diyelim. İşte bu videoyu çekme sebebim olan Nihan Kaya'da İyi Toplum Yoktur kitabında tam olarak toplumun biz kız çocuklarının ruhunu nasıl sömürdüğünden bahsetmiş. Kitabı okurken çok fazla ilginç bilgiyle karşılaşmayacaksınız. Ama günlük hayatta farkında olmadan kabullendiğimiz gerçekler böyle pat diye yüzünüze vurulacak. Ben mesela kitabı okurken bana işte işlerim asla bitmiyor, kendime asla vakit ayıramıyorum, artık ev işlerinden sıkıldım, bunaldım, yoruldum, tükendim artık diyenlerin neredeyse tamamının kadın olduğunu düşündüm. Ama tabii ki bu videoyu çekme sebebim erkekleri suçlamak ya da kadınları kutsamak zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü bahsettiğim toplumun içerisinde erkekler olduğu kadar biz kadınlar da varız. Yine Nihan Kaya'nın kitabından bir örnek vermek istiyorum. Nihan Kaya bir gün işte temizliğe birini çağırıyor eve. Bir destek olması için bir abla çağırıyor. Ve kadın geldiğinde de diyor ki benim evim diyor bayağıdır süpürülmüyor, temizlenmiyor. O yüzden diyor birazcık fazlaca tozlu, birazcık detay çalışılması gerek diyor. Kadın sonra her gittiği odada işte bu oda neden bu kadar pis? Sen bu evi en son ne zaman temizledin? O ütü odasına sen nasıl ütü yapıyorsun? İşte bilmem ne dolabına en son ne zaman çektin de altını sildin? Böyle saçma sapan sorular sormaya başlıyor kadın. Ve Nihan Kaya da her seferinde böyle sabırla ona cevap veriyor. Diyor ki geçen hafta diyor kocam temizlemişti evi. Ama diyor da çok detaylı yapmamış olabilir. İşte ütü odasında da diyor ben çok fazla bir şey ütülemiyorum. Eşim diyor kendi gömleklerini ütülüyor. Kadın da tabii bunu öğrenince şok üstüne şok geçiriyor. Ya diyor nasıl yani diyor sen kocanın gömleklerini bile ütülemiyor musun? Nasıl diyor sen evini bile temizlemiyor musun? Sen nasıl kadınsın diyor aslında alt metninde bu yatıyor. Ve sürekli gelip şey diyor. Ya diyor kocan kızmıyor mu? Kocan bir şey demiyor mu? Kocan bu durumu bu şekilde nasıl kabulleniyor? Yani kadıncağız bunu o kadar çok içselleştirmiş ki sanki temizlik yapılmadığında, yemek yapılmadığında işte bir erkeğin her şeyi söylemeye, yapmaya, bir kadına kızmaya hakkı olduğunu düşünüyor. Yine bu satırları okurken geçmişte yeni evlendiğimiz zamanlarda muhtelif insanlarla girdiğim değişik diyaloglar aklıma geldi. Ve her seferinde bu diyalogların sonunda da ben şey düşünüyordum. Ya diyordum ben ne kadar şanslı bir kadınım. Benim kocam ne kadar anlayışlı. Yemek yapmadığım zaman bir şey demiyor. Temizlik yapmadığım zaman bir şey demiyor. Ne kadar safmışım değil mi? Sanki evde sadece benim yemek yemeye ihtiyacım var. Sadece benim çamaşırlarım kirleniyor. Ya da işte evi sadece ben kirletiyorum da bütün bunlar benim görevimmiş gibi. Ya bu arada tabii ki yanlış anlaşılmaması. Tabii ki ben kendimi şanslı hissediyorum böyle bir toplumda, böyle bir eşim olduğu için ama anlatmaya çalıştığım şu. Belki de şanslı değilizdir. Belki de ben şanslı değilimdir. Belki de toplumun geri kalanı çok şanssızdır. İşlerimizin neden bir türlü bitmediği konusuna geri dönecek olursak, toplumun bize biçtiği bu köle rolünü öyle içselleştirdik ve farkında olmadan öyle kabullendik ki tıpkı Cesur Yeni Dünya kitabında bebekler henüz birer embriyoyken onlara işte neyi sevecekleri, neyi sevmeyecekleri, nasıl düşünecekleri, nasıl duygular besleyecekleri böyle empoze ediliyor ya. İşte bize de daha birer kız çocuğuyken ellerimize bebekler verilerek, oyuncak viledalar, oyuncak süpürgeler, ne bileyim tencereler, tavalar verilerek aslında bize hep sen evin annesisin. Sen yemek yapması gereken kişisin. Temizlik yapması gereken kişi sensin. Eğer bir evde temizlik düzen yoksa bu senin kusurun, senin eksiğin. O yüzden zaten ne kadar sadeleşsek de, ne kadar evimizdeki eşyaları elesek de evdeki işleri hiçbir zaman bitiremedik. Bugüne kadar bunu söylemedim belki ama ne kadar sadeleşsek de evin işleri hiçbir zaman bitmeyecek. Yani sen camlarını sileceksin. 10 dakika sonra bir araba geçecek. Gene aynısı olacak. Ya da ne bileyim işte bir çamaşır asacaksın. Evde havlar birikecek. Evin tozlanacak. Evet tabii ki sadeleşmek bu işleri kolaylaştırıyor ama hani evin her daim bal dök yalı gibi o bize öğretildiği gibi bir ev olsun istiyorsan gerçekten de bahsettiğim gibi olmalısın. Sürekli ayakta olmalısın. Ve bir şey üretmek istiyorsan belki de bütün bunları bir kenara koyup işlerini azaltıp olduğu kadar deyip kendi üretmek istediğin şeylere odaklanmalısın. Yoksa aksi halde işlerin hiçbir zaman bitmeyecek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.